بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli Müslüman kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamber Efendimiz bizlere birbirinden güzel dualar öğretiyor. Bu dualardan birisi, Peygamber Efendimizin yanında yaklaşık 10 yıl hizmet eden Enes bin Malik tarafından rivayet edilmiştir. İmam Tirmizi'nin hadis külliyatında rivayet edilen bu dua, Peygamber Efendimiz'in çok özlü dualarından birisidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Bu duayı sıkça tekrarlıyormuş Peygamber Efendimiz. Bunları duyan Hazreti Enes bin Malik kendisine bir defasında şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, sen bizim hakkımızda yani bizim Müslümanların hakkında, sana uyan ashabın hakkında bir tereddüdün mü var? Geleceğinle gelecekle ilgili bir tereddüdün mü var der? Peygamber Efendimiz o zaman şu manidar cevabı verir: Ey Enes, insanların kalpleri Allah'ın ilki parmağı arasındadır. Onları evirir, çevirir buyurur. Tabii ki bu Allah'ın parmağı var anlamına gelmez. Allah'ın Allah'ın gücünü gösterir. Allah'ın tasarruf gücünü gösterir ve biz buradan şunu öğreniyoruz. İnsan kalbine dikkat etmesi gerekiyor. İslam'ın özü aslında kalptedir. Kalp nazargahı ilahidir. Yani Allah'ın nazar ettiği yerdir. Allah'ı misafir ettiğimiz yerdir kalp. Onun için kalbimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl ki bedensel olarak Fiziki olarak varlığımızı sürdürebilmek için kalp motor ise manevi hayatımız, ruh hayatımız içinde ruhi hayatımız içinde kalbimizin yeri çok önemlidir. Kalbimiz selim olması gerekir. Kalbimiz sağlam olması gerekir. Allah'ın dini üzerine sabit olması gerekir. Selim olması bu demektir. Eğer kalbimiz Allah'tan uzaklaşır, zikirden yüz çevirir, Allah'ın dininin bizden istediği şeylere sırt çevirirse bu kalp bizi kurtarmaz. Bu kalp bizi istediğimiz yere götürmez. Bu kalp bizi hasta olduğu için cennete kadar götüremez. Onun için hani bir şiirde de söylenir. Yevme kalbi selim isterler. Yani hiçbir şeyin fayda vermeyeceği. O bir ayete atıftır aslında bu şiir. Malın, mülkün, evladın hiçbir şeyin fayda vermeyeceği o günde, ahiret gününde, hesap gününde, mahşer gününde bizden sağlam bir kalp isterler. Sağlam bir kalp de ifade ettiğimiz gibi Allah'ın zikrinden geçer. Kalp Allah'ı anmakla sağlamlaşır. Kalp Allah'a yönelmekle güç kazanır. Kalp İslam dini üzerinde sabit olmakla sağlam olur, selim olur. Onun için bizler elimizden geldiğince bu hususta hem dua edelim yüce Rabbimize hem de gayret edelim. Elimizden geldiğince bizi dinimiz üzerine sabit kılacak olan şeylere yönelelim. Bizi dinimizden uzaklaştıracak, bizi dinimizden uzaklaştıracak hususlardan olabildiğince uzak kalmalıyız. Ve nihayetinde Rabbimize çokça dua etmeliyiz ki evirip çevirdiği bugün nura yarın karanlığa. Bugün sabah iyiliğe, öğleden sonra kötülüğe yönelen, hatta şimdi güzelliklerle meşgul olup biraz sonra olumsuz bir takım şeylere yönelen kalbimizi korusun. Onun için bizler Yüce Rabbimize çokça dua etmeliyiz ki sabah karanlığa, akşam nura. Bugün zulme, yarın adalete, şimdi güzelliklere, biraz sonra kötülüklere yönelen kalbimizi ıslah etsin. Kalbimizi her zaman güzellikler üzerinde, dinimiz üzerinde sabit kılsın ve nihayetinde bu dünyadan göç ederken, ruhumuzu teslim ederken mümin bir kalp ile İslam dini üzerine sabit bir şekilde Göç etmeyi bizlere nasip eylesin. Ve onun için bizler çokça şu duayı yapalım. Ey kalpleri dilediği tarafa döndüren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin.